Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde alt ekstremite eklemlerini inceleyeceğiz. Şu gördüğümüz eklem arkadaşlar, articulatio coxa, alt ekstremitenin en proksimalinde olan eklemidir. Alt ekstremiteyi de gövdeye bağlayan eklemdir. Sinovial bir eklemdir arkadaşlar. Tipi de sferoittir, omuz eklemindeki gibi sferoid tiptir. Yani 3 eksene sahiptir. Transvers, sagital ve vertikal eksenlerde hareket edecek. Transverste fleksiyon ekstansiyon, sagitalde abdüksiyon adüksiyon ve vertikal eksende de iç rotasyon dış rotasyon hareketlerini yapabilen bir eklem arkadaşlar. Bu eklemin ligamentleri önemli, konumu önemli arkadaşlar. Bunun için kısa bir kemik bilgisini özetleyerek başlayalım. Çünkü ligamentlerin nereden nereye uzandığı ve hangi görevleri yaptığı önemli ve karşımıza soru olarak gelebilmekte. Onun için hızlıca başlayalım. Şuradan yukarıda gördüğümüz kemik ilium asetabulumun da yapısına katılacak. Altta ve arkada bulunan kemik ischium. Bu arada lateralden bakıyoruz. Dış lateralden yani sağ lateralden bakıyoruz şeklimize. Dedi ki şu altta arkada kalan ischium ve önde alta kalan da pubis kemiği. Şimdi eklemin ligamentlerine bakabiliriz arkadaşlar. Şu turuncu renk ile gördüğümüz ligament, ligamentum iliofemorale. Bakın ilium ve femur arasında uzanan ligamentum iliofemorale. Bu Y harfine de benzetildiği için arkadaşlar Y ligamenti de denilmiştir buna. Şu turuncu ligament. Yandan da bakalım. Y ligamenti ligamentum iliofemorale. Medyalde gördüğümüz şurada medyaline uzanan ligament arkadaşlar hangi kemiğe tutunmuş? Pubis'e tutunmuş. O zaman ligamentin adı ligamentum pubofemorale. Şu kırmızı ligament. Ligamentum pubofemorale. Arkadaki ligament arkadaşlar dedik ki ischium altta arkada bulunan şu kemik. Peki şurası da ischiumun asetabuluma katılan yapısı. Şu sarı ligamente ismini ischium ve femurdan alacak. Ligamentum ischio-femorale. Peki bunların önemli görevleri nelerdir? Bunları kaldırdıktan sonra altındaki yapılara geçeceğiz. Şimdi dedi ki femur fleksiyon ekstansiyon yapar. Ve önden gelip bakın torakanter çıkıntının önüne şuradaki linea'ya tutunan ligamentum ilio-femorale'yi görüyoruz. Bu ligament konumu itibariyle femurun aşırı ekstensiyonunu önleyecek. Yani aşırı ekstensiyona gelmesini önleyen ligament, ligamentum iliofemorale. Zaten arkadaşlar biz bunu bilmesek de fonksiyonunu çıkarabiliriz. Hayal edebiliriz. İlium nerede? Üst tarafta yani koksanın üst tarafında. Femur kemiği ise onun lateralinde ve aşağısına denk gelmiş. Ve ben ilium ile femur arasından bir ligament uzatacaksam bakın hafif de arkaya düşüyor femur. Bunun önüne de gelecek. Önüne geldiği için femurun arkaya olan aşırı ekstensiyonunu önleyecek. Yani hiç bilmesek bile kemik bilgisi ile ligament sorularını da çözebiliriz arkadaşlar. Konumlarını tabii iyi bilirsek. Yine pubis için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Pubis femurun medyalinde, hafif önünde, yalnız pubisten femura ligament uzatılacaksa femurun medyaline gelir. Ve medyaline tutunan bir ligamente femurun aşırı medyalden uzaklaşmasını önler. Yani aşırı abdüksiyonunu önler. Hangi ligament? Ligamentum pubofemorale aşırı dedi ki femurun abdüksiyonunu önler arkadaşlar. Arkadaki ise kısa bir ligament. Ligamentum dedi ki ischiofemorale. Peki bunun biz şöyle dış içe doğru çevirirsek iç rotasyon olur. Aşırı iç rotasyonunu önleyecek ligament de işte bu ligament arkadaşlar. Arkadan tutunduğu için öne doğru biz öne ve içe doğru çevirme hareketini yaptıramayız femuru. Yani fazlasını yaptıramayız, aşırısını sınırlar. Femurun başı eğer asetabulumdan çıkarsa neler olur ona bir bakalım. Femurun başı eğer arkaya doğru çıkarsa arkadaşlar
Bakın şekli posteriöre çevirelim. Arkaya doğru çıkarsa arkasından neler geçer? Şurası, bakın, foramen ischiadicum maius. Foramen ischiadicum maius iki tane foramene dönüşüyordu. Çünkü burada geçen bir musculus piriformis kası vardı. Üst tarafını bir foramene, alt tarafını bir foramene çevirirdi. Ve altından foramen infrapiriformeden parmak kalınlığında siyatik sinir geçerdi arkadaşlar. Nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus nereye denk geliyor? Bakın şu asetabulumun arka tarafına denk geliyor. Oradan alt ekstremiteye doğru uzanıyor. Ve eğer femurun başı arkaya doğru çıkarsa ne yapar? Nervus ischiadicus'u zedeler. Öne doğru çıkarsa ne olur? Anteriora çevirelim şimdi. Anteriordan baktığımızda arkadaşlar coxa'yı anlatırken göstermiştik. Şuradan siyastan pubisin ön ucuna, şu tuberkuluma uzanan ligamentum inguinale'yi söylemiştik. Ligamentum inguinale'nin altından iki tane kas geçerdi ve o iki kasın da ortasından nervus femorale geçerdi arkadaşlar. Nervus femorale. Nervus femorale de şu seviyeden geçerdi ve o da asetabulumun ön tarafına denk gelmekte. Yani femurun başı öne doğru çıkarsa nervus femoralisi, arkaya doğru çıkarsa nervus ischiadicus'u zedeleme ihtimali yüksektir. Bakın eklemlerin ligamentlerin eklemi desteklediğini görüyoruz. Zayıf tarafı, alt tarafı kalmış. Bir de şuradan açıklıklar arkadaşlar. Bunlar eklemin zayıf tarafları. Şu ligamentlerin altında görünen beyaz kısım eklem kapsülü. Şunu da kaldıralım. Şu gördüğümüz beyaz yapı arkadaşlar eklem kapsülü. Eklem kapsülünün içinde bir boşluk bulunmakta ve o boşluğun içini de sinovial sıvı doldurmakta. Ve o boşluktaki hava basıncı dışarıdaki atmosferik basıncından daha düşüktür. Yani negatif bir hava basıncı bulunmakta arkadaşlar. Ve femurun başını asetabulumda tutan en büyük kuvvet negatif hava basıncıdır. En büyük kuvvet dedi ki negatif hava basıncıdır. Ve bu kuvvetten sonra da arkadaşlar negatif hava basıncından sonra femurun başını asetabulumda tutan en güçlü yapı dedi ki negatif hava basıncından sonra işte şu bağdır arkadaşlar. Zona orbicularis. Femurun başını sarar. Şu yeşil yapı femurun başının asetabulumda tutmasına en büyük ikinci desteği sağlar arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Zona orbicularis. Bunu da kaldıralım. Bir de şu altta şöyle biraz buraya çekeyim. Foramen obturatumu görüyoruz. Şu altta arkadaşlar asetabulumun transvers bir şekilde bağlayan bir ligament görüyoruz. Femurun başının alta doğru çıkmasını önleyen bir ligament. Mavi renkte gördüğümüz ligamentum transversum acetabuli. Bu da önemli bir ligament. Bunu da kaldıralım. Zaten tek bir ligament kaldı. Tek bir bağ kaldı arkadaşlar. O da ligamentum capitis femoris. Onu da eklem kapsülünü kaldırdığımızda daha net göreceğiz. Eklem kapsülünü kaldırdık arkadaşlar. Ve kapsülün hemen altında asetabulumu çevreleyen şurada labrum asetabulu'yu görüyoruz arkadaşlar. Labrum. Dedi ki bu eklem labrum bulundurur. Labrumun da esas görevi şu kaputun oturduğu asetabulumun derinliğini daha fazla artırmak arkadaşlar. Yani bu derinlik biraz sığdır. O derinliği artırmak için şu gördüğümüz yapı labrum. Bunu da kaldıralım. Dedik ki şurada ligamentum transversum acetabuli'yi görüyoruz. Şu altta mavi olan. Bu diğeri de arkadaşlar ligamentum capitis femoris. Bakın biz dedik ki kaputu, kaput femorisi
Asetabulum'da tutan en kuvvetli yapı neydi? Negatif hava basıncıydı. İkinci en kuvvetli yapı hangisiydi? Zona orbikularis'ti. Neden şu ligamentum capitis femoris değil arkadaşlar? Bakın içinden uzanmış ve kaputun tam ortasında medyalinde bir fossa var. Oraya oturur bu ligament. Ama bu ligament her zaman gergin değil arkadaşlar. Bu ligament çeşitli hareketlerde ne olur? Esner biraz. Zaten esnemezse biz femuru yani femuru eğer sıkı sıkı bağlarsa başını femur zaten hareket etmez. Abdüksiyona mesela getiremeyiz. Abdüksiyona getirebilmemiz için başın içinden dönmesi lazım ki o ligamentin de aşağı doğru esnemesi lazım. Onun için karışmaması için arkadaşlar. Çünkü insana sanki buymuş gibi gelir. En büyük işte en güçlü olan kaputu bu fosada tutan en güçlü kuvvet buymuş gibi geliyor. Ama öyle değil. Dedi ki negatif hava basıncıdır ve zona orbikularis'tir. Bu görselde ligamentum capitis femoris'i daha net bir şekilde görmekteyiz. Bir de arkadaşlar bakın yakınlaştırdığımızda net göreceğiz. Şurada kırmızı renkli gördüğümüz bir arter arkadaşlar. Bu arter arteria obturatoria'nın ramus acetabularis'i. Ramus acetabularis'i. Şunu kaldıralım daha net göreceğiz. Bu arter özellikle çocuklarda çok önemli. Çünkü çocuklarda femurun başını besleyen tek arter budur arkadaşlar. Çocuklarda bu arter eğer tıkanırsa, ezilirse, zedelenirse ne olur? Avasküler nekroz gelişir. Bu arter dedik ki önemli. Arteria obturatoria'nın ramus acetabularis'i kaput femurun nasıl içine girer? İşte ligamentum capitis femoris ile girer. Burada da arkadaşlar ligamentum capitis femoris'in bakın şurası ligamentum capitis femoris şu kesitle kesilmiş arkadaşlar. Bu ligament femurun aşırı adüksiyonunu önleyecek. Adüksiyon yani medyale aşırı yaklaşmasını önleyecek. Nasıl? Şimdi şurasını referans alırsak kaputun içeriye femurun içeriye doğru adüksiyon hareketi yapması için ne olması gerekiyor? Şu kaputun arkadaşlar şu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Şu tarafa doğru fazla dönemez ki. Çünkü ligamentum capitis femoris buraya kadar uzanmış zaten. En fazla şuraya kadar biraz uzar fakat daha fazla uzayamaz. Demek ki bu ligament bir de ne yapıyormuş? Aşırı adüksiyonu ve aşırı dış rotasyonu önler arkadaşlar. Aşırı adüksiyonu ve aşırı dış rotasyonu önler. Artikulatio coxa için bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Dedik ki sferoid tiptir. Sinovyal bir eklemdir. Labrum bulundurur. 3 ekseni bulunmakta. 3 eksende hareket etmekte. Sirkümdüksiyon hareketi yapabilen bir eklemdir. Önemli bir eklemdir arkadaşlar. Vücuttaki büyük eklemlerden. Şimdi diz eklemine geçebiliriz. Diz eklemi vücuttaki en büyük eklemdir. Bikondilar tip bir eklemdir. Çünkü iki tane kondili bulunmakta. Posteriörden baktığımızda net göreceğiz. İki kondilli olduğu için bikondilar demek zaten iki kondilli demek. Bikondilar tip eklem denilmiş. Bir de bikondilar denmesinin sebebi sadece iki kondilli olması değil arkadaşlar. Çünkü diz eklemi fleksiyonun yanı sıra fleksiyondayken hafif iç dış rotasyon da yaptığı için yani fleksiyona geldiğinde tibia az biraz iç rotasyon ve dış rotasyon yaptığı için buna trohlear denilmemiş. Yani makara tip ya da ginglimus menteşe tip eklem denilmemiş de iki kondili bulunduğu için buna bikondilar tip denilmiş. Zaten vücutta iki tane bikondilar tip eklem var. Biri diz eklemi articulatio genus, diğeri de articulatio temporomandibula çene eklemimiz. Bunlar bikondilar tipti. Dedik ki fleksiyon ekstansiyon ve fleksiyondayken biraz iç dış rotasyon yapılır bu eklemde. Sinovyal tip bir eklemdir. Peki bu eklem hangi kemikler arasında oluşan bir eklemdir? Üstte femur, altta tibia ve birazdan göreceğiz. Şu bölgede de patella ile
oluşan, yani üç kemiğin birleşmesiyle oluşan hareketli bir eklemdir. Meniskus bulundurur, eklem içi ve eklem dışı bağlar bulunduran bir eklemdir. Şu gördüğümüz çapraz bağlar daha ayrıntılı göreceğiz. Eklem kapsülü bulundurur arkadaşlar. Zaten sinovial eklemlerde olmazsa olmaz olan işte eklem içi boşluğu, eklem sinoviyası, eklem sıvısı ve bunu kaplayan bir kapsül birazdan göreceğiz. Bunları bulundurmak zorundaydı bir eklemin sinovial eklem olabilmesi için. Öncelikle şeklimize anteriyordan baktığımızda bunu da tayin etmek önemli. Şurası medial, şurası lateral. Çünkü lateralde fibula bulunur, medialde de şurada şu çıkıntıya arkadaşlar adüktör kas gelip yapışır. Magnus kası gelip buraya yapışır. Buradan anlıyoruz ki şu taraf medial, şu taraf lateral. Eklemin bağları bizim için çok önemli arkadaşlar. Şu anda kapsülün dışında olan ekstra kapsüler ligamentlere bakacağız. Şu gördüğümüz sarı renkli ligament, ligamentum patella. Ligamentum patella musculus quadriceps femoris'in tendonunun kalınlaşmış orta parçasıdır. Şurada 4 parçası olan musculus quadriceps femoris tendonları altta birleşir, patellayı da sarar ve gelip şurada arkadaşlar tuberositas tibiada sonlanır ve kalınlaşmış ortak tendonlarına ligamentum patella denilmektedir. Eklemde artroskopi şu ligamentin lateralinden yapılır. Ligamentum patellanın yanındaki yapılar sağında solunda. Şu ligamenti kaldıralım arkadaşlar. Ligamentum patellayı kaldırdık. Şu altında gördüğümüz koyu renkli yapı retinakulum patella laterale. Şunları kaldıralım arkadaşlar. Retinakulum patella mediale. Bunları kaldırdığımızda altında patellayı görmekteyiz. Patellanın ucu yani apexi, patellanın bazisi. Şurada ligamentum patellofemorale laterale, şurası lateral kısım, ligamentum patellofemorale mediale uzandığını görüyoruz arkadaşlar bu bağların. Bunları da kaldıralım. Şimdi yine anteriyordan gördüğümüz alttaki bu bağlar arkadaşlar. Patella meniskal ligamentler, patella meniskal ligamentler, bunları da kaldıralım. Şimdi sağda ve solda yani lateralde ve medialde iki tane yeşil ligament görüyoruz. Yeşile boyanmış bu ligamentler arkadaşlar lateraldeki fibulaya yakın olan ligamentum collaterale fibulare, medialdeki de ligamentum collaterale tibiale ya da ligamentum collaterale mediale de denir. Ligamentum collaterale fibulare buna yakın bir komşu var arkadaşlar, bir sinir. Şu kemiği de anlatırken söylemiştik fibulayı. Fibulanın da kolumuna komşuydu. Nervus fibularis communis, nervus peroneus da denir arkadaşlar. Şu ligamentum collaterale fibulare'ye komşu olan bir yapı. Ligamentum collaterale mediale, bunlar arkadaşlar bu arada ekstra kapsüler bağlardır. Yani eklem dışı bağlardır. Sadece eklem dışı mı, eklem içi mi diye sorular da gelebilir. Onun için hangileri eklem dışında, hangileri eklem içinde, bunlar önemli. Arkada da bazı ligamentler var, onlara da bakacağız. Bu arada gördüğümüzü kaldıralım, daha sadeleşsin şekil. Ligamentum collaterale mediale dedik. Bu ligament önemli. Bunun da önemi arkadaşlar, hem kapsüle tutunması var hem de kapsülü geçip medial menisküse şu ligamentin tutunması var. Hem kapsüle hem de medial menisküse yapışır. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya biraz uzaklaştırayım. Şurası medial, şurası lateral taraf. Lateralden yani dışarıdan özellikle de diz fleksiyondayken şuraya künt bir darbe alındığında bu taraf nasıl bir hareket yapar? Şöyle açılır arkadaşlar. Yani şu medialdeki ligamentum collaterale mediale kopar. Ve bu koparsa dedik ki nereye tutunması var? Medialdeki menisküse tutunması var. Medial menisküsü de beraberinde yırtar ve
çapraz bağı da yırtar arkadaşlar. İşte bu üçlünün yırtılmasını mutsuz üçlü denilmiş. İngilizcesi unhappy triad. Burası önemli. İleride yine değineceğiz arkadaşlar bu derste. Şu ligamenti de bir kaldıralım. Ligamentum collaterale mediale. Şimdi posteriordan baktığımızda, posteriora çevireyim arkadaşlar. Şu ligament pembe ile boyalı ligament, bu ligamentin adı ligamentum popliteum obliquum. Ligamentum popliteum obliquum. Bu ligament arkadaşlar musculus semimembranosus'un sonlanma liflerinin devamı şeklindedir. Semimembranosus'un dedik ki liflerinin sonlanmasının devamı şeklindedir. Bunu da kaldıralım. Nereye denk gelmekte? Fossa popliteya denk gelmekte arkadaşlar. Şunu da kaldıralım. Ligamentum collaterale tibiale demiştik buna. Bir parçasını kaldırmıştık. Bunu da kaldıralım. Burada bir ligamentimiz kaldı arkadaşlar. Bunun da adı ligamentum popliteum ya da ligamentum popliteum arcuatum da diyebiliriz. Şunu da kaldırdığımızda arkadaşlar karşımızda sadece kapsül kaldı. Kapsül ve kapsülü kaldırdığımızda eklem içi bağları göreceğiz. Şu gördüğümüz beyaz yapı arkadaşlar eklem kapsülü. İlk önce patellayı bir kaldıralım. Patellanın içinden eklemin içine doğru baktığımızda eklem içi bağları görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kapsülü kaldıralım. Eklem dışı bağları gördük. Şimdi sıra geldi eklem içi bağlara. Intrakapsüler, daha doğrusu intraartiküler bağlar arkadaşlar. Çünkü eklem içi bağlar bunlar. Şimdi bunu saydamlaştıralım daha net görmek için. Medyale çevirdim arkadaşlar. Bakın şu anda medyalden bakıyoruz. Gördüğümüz bu iki bağ, bunlar çapraz bağlar arkadaşlar. Biri ligamentum cruciatum anterius ve ligamentum cruciatum posterius. Posteriora çevirdiğimde bakın anterius şuradan dizin tibianın tam ortasından arkadaşlar şuraya tutunmuş ve gelmiş lateral kondile içten tutunmuş arkadaşlar. Bu fosaya, fosanın yan duvarına, lateral duvarına içten tutunmuş ve diğeri de arkadaşlar cruciatum posterius ise tibianın arka boynuzuna tutunmuş ve o da medial kondilün iç duvarına tutunmuş. Medial kondilin daha doğrusu burası dış duvar, şurası iç duvar oluyor medial olduğu için. Şu fosanın diyelim lateral duvarına tutunmuş. Ligamentum cruciatum anterius femur üzerinde tibianın öne doğru hareketini sınırlar. Bakalım. Evet, şuraya tutunmuş ve tibianın zaten son noktasına tutunmuş. Uç noktasına tutunmuş. Dolayısıyla tibianın öne doğru hareket etmesini sınırlar. Dedi ki femur üzerinde tibianın öne doğru hareketini sınırlar. Bu da arkadaşlar tam tersini yapar. Bakın tibianın posteriordaki son uç noktasına tutunmuş ve uç noktasına zaten tutunduğu için, bir de bu fossanın içine gelip tutunduğu için zaten şu anda gergin bir durumda. Tibianın femur üzerinden geriye doğru hareket etmesini sınırlayacak olan ligamente ligamentum cruciatum posterius. Böyle karşılaştırarak gidelim. Bacak fleksiyondayken arkadaşlar, bacak fleksiyondayken ligamentum cruciatum anterius esner. Ne demek istiyoruz? Bacak nasıl fleksiyona gelir? Şurası bu tarafa doğru gelir. Yani tibia fleksiyona doğru gelirken şunu da fleksiyona getirdiğimizi düşünelim. Şöyle fleksiyona getirdiğimizde esner. Ekstensiyondayken de zaten gördüğümüz gibi gergin bir biçimde. Tam tersi ligamentum cruciatum posterius bacak fleksiyona geldiğinde ne olur? Gerginleşir. Çünkü zaten buraya tutunmuş. Zaten biraz gergin ve fleksiyona geldiğinde burası tam gerginleşir. Bacak fleksiyona geldiğinde.
Ve ekstensiyondayken de bakın hafif gergindir, hafif gevşektir arkadaşlar. Şurası fleksiyona geldiğinde, şu bağ gerginleşir. Çünkü uzaklaşır şuradan. Bakın fleksiyona getiriyorum, uzaklaştırıyorum. Şunu fleksiyona getiriyorum. Şu bölgesini, şuraya tutunan bölgesini yakınlaştırıyorum. Fleksiyondayken öndeki gevşer, arkadaki ne olur? Gerginleşir. Burası da önemliydi. Kopması durumlarını da dersin, yani bu eklemin sonunda işleyelim. Şimdi ön tarafa baktığımızda şurada arkadaşlar, anteriyordan baktığımızda şurada bir ligament görüyoruz. Ligamentum transversum genus arkadaşlar. Ligamentum transversum genus. Bu ligamentin en önemli görevi şu iki menisküse tutunur. Birleştirir arkadaşlar önden bunları. İki menisküsün de beraber hareket etmesini sağlar. Burası önemli. Ligamentum transversum genus, medial ve lateral menisküslerin beraber hareket etmesini sağlar. Bu arada şunlar menisküs arkadaşlar, söylemedik sanırım. Posteriyordan ve üstten bakıyoruz şu anda. Şu medial menisküs, bakın fibula burada, burası lateral, şurası da lateral menisküs. Bunlar menisküsler, şunlar eklem yüzleri arkadaşlar. Zaten femur buraya geldiğinde, femur buraya oturduğunda arkadaşlar, tam şu eklem yüzüyle, şu eklem yüzüyle tam temas etmez. Arada boşluk kalır ve bu boşluğu da dolduran bir sinovya sıvısı bulunur. Yine bir eklem içi bağı olan arkadaşlar, posteriyordan görebiliyoruz bunu. Şu bağ arkadaşlar, bakın lateral menisküse tutunmuş ve femurun boynuzuna, şu medial kondilin boynuzuna uzanıp tutunmuş. Şu ligamentum meniscofemorale posterius arkadaşlar. Ligamentum meniscofemorale posterius. Lateral menisküsün boynuzundan tutunmuş. Nereye? Femurun medial kondiline uzanmış arkadaşlar. Şu gördüğüm, bunu kaldıralım. Posterior çapraz bağ. Şu ligamentten bahsediyoruz. Ligamentum menisco, ligamentum menisco femorale posterius. Eklem içi bağlar da bunlar da arkadaşlar önemliydi. Şimdi ön çekmece ve arka çekmece testleri pozitif olma durumları nelerdir, ona bir bakalım. Şu anda anteriyordan bakıyoruz ve ben bunu medyale çevireceğim arkadaşlar. Medyale çevirdim. Bunu da saydamlaştıralım. Şu gördüğümüz bağ, yeşil ile boyalı bağ, posterior çapraz bağ arkadaşlar, arka çapraz bağ, diğeri de ön çapraz bağ. Yani ligamentum cruciatum anterius. Ligamentum cruciatum anterius'un görevi, esas görevlerinden biri neydi? Tibianın daha fazla öne doğru gelmesine, yani bacağın daha fazla ekstensiyona gelmesini önlemekti. Peki bu ligamentin olmadığını düşünelim. Bakın şu uç noktadan geriye doğru uzanmış ve bu uç noktanın daha fazla öne gelmesini engelliyor. Peki biz bunu kesemiyoruz da tümden kaldıralım. Yani şunun koptuğunu düşünelim. Ligamentum cruciatum anterius. Ne olur? Çizelim arkadaşlar. Şuradan şuraya uzanan hangi ligament? Cruciatum posterius. Ve anteriusu koptuğunda ne olacak? İşte şuradan şuraya bacak hareket edecek. Yani öne gelebilecek. Femurun şurası, şuraya femur diyorum arkadaşlar, tibianın şu kısmı buraya doğru hareket edecek. Ve nasıl testine nasıl bakılır? Şuradan tutulup öne doğru çektirilir. Femur sabit tutulup öne doğru çektiğinde eğer bacak geliyorsa, yani aşırı ekstensiyona geliyorsa, bu kondiler üzerinden aşırı öne doğru kayıyorsa ön çekmece testi pozitif demek. Yani ön çapraz bağda sorun var demek. Kopma var demek.
anlamına gelir. Peki arka çapraz bağ koparsa ne olur? Arka çapraz bağ da şunun şu anda biraz gergin esnektir arkadaşlar. Şu anda biraz esnektir. Ve tibianın aşırı geri gitmesini önleyecek fleksiyondayken, yani aşırı fleksiyonu önleyecek. Peki bunu kaldırdığımızda ne olacak? Kaldırdığımızda bir kaldıralım arkadaşlar bunu. Yani bunu dediğimiz gibi kesemiyoruz buradan. Biz tümden kaldıracağız. Kaldırdığımızda bu sefer dizin bu tarafı geriye doğru kayacak. Yani şu kondiller üzerinden direkt geriye doğru kayacak. Nasıl olacak onu da bir çizmeye çalışalım. Bakın şuradan şuraya uzanmış olan ön çapraz bağ ne olacak? Başır serbest kalacak ya, şöyle uzanacak. Şöyle buraya, yani seviyesinin nereye geleceğini ölçebilmek için. Yani şurası, şu nokta biraz öne doğru hareket edecek arkadaşlar. Şurası şuraya gelecek. Arkaya doğru gidecek. Yine femur sabit bırakılıp, yani sabit tutulup şurası geriye doğru itilir. Arka çekmece testi pozitif çıkarsa arka çapraz bağ kopmuş demektir. Diz eklemi için de bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. İç dış bağları iyi bilmemiz gerekiyor. Bağların görevlerini de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dedik ki şurada medialde ligamentum collaterale mediale bulunmaktaydı. Zaten ligamentler arkadaşlar eklem stabilizasyonunu sağlamak için görev yaparlar. Diz ekleminin de stabilizasyonunu sağlamada en önemli rol ligamentum collaterale mediale düşüyor. Diz ekleminin yine dedik ki bir kondiler tip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Vücuttaki en büyük eklemdir, sinovial eklemdir. Diz eklemi için bunları söyleyebiliriz. Şimdi ayak bileği eklemine geçelim. Ayak bileği ekleminden önce tibia ve fibula kemikleri hem proksimalde hem distalde eklem yapar birbiriyle. Proksimalde arkadaşlar, yani üst tarafta, şurada tibianın lateralde fibula ile eklem yaptığı plana tip bir eklem görüyoruz. Plana tipte sadece kayma hareketleri olurdu. Eksensiz, yani belirli bir ekseni olmayan eklem tipidir. Ama distaldeki tip farklı. Yani distalde hareketsiz bir eklem var. Proksimalde ise plana tip, hareketli ama hareketi sınırlı olan bir eklem tipidir. Distaldekine baktığımızda arkadaşlar dedi ki hareketsizdir. Sindesmosis tip bir eklemdir arkadaşlar. Sindesmosis tip genel eklem bilgisinde de işlediğimizde hareketsiz bir eklem tipi demiştik. Şurada gördüğümüz eklem arkadaşlar tibia, fibula ve talus kemiklerinin birbiriyle yapmış olduğu eklem ise talocruralis articulatio talocruralis eklemi. Bu eklem ginglimus tiptir. Ginglimus tip eklemler, yani trohlear tip eklemler ne yapardı? Tek eksene sahip eklemdi. Sadece transvers eksende fleksiyon ekstansiyon hareketini yapar. Articulatio subtalaris, sub alt demek zaten, talusun altındaki eklem diyor yani. Diğer adı articulatio talocalcanea. Articulatio talocalcanea. Şuradaki eklemdir arkadaşlar. Buradaki eklemde ne olacak? Ayağın eversiyon ve inversiyon hareketleri olacak. Ayağın inversiyon ve eversiyon hareketlerinin %70'i burada olur. %30'u ise articulatio talocalcanea navicularis'te olur. İnversiyon ve eversiyonun %30'u articulatio talocalcanea navicularis'te olur. Yani şu üç kemiğin birbiriyle yapmış olduğu eklem. Üç tane tarsal kemiğin birbiriyle yapmış olduğu articulatio talocalcanea navicularis'te dedi ki eversiyon ve inversiyonun %30'u olur. İnversiyon ve eversiyon hareketlerini biz bazen karıştırabiliyoruz. Şimdi inversiyon ne demek? Anatomik pozisyonda bakalım şekle. İnversiyon demek
Ayak tabanının içe doğru bakması demek. Yani şu baş parmağı biraz yukarı, şu serçe parmağını da yani küçük parmağı da alta doğru, içe doğru çevirdiğimizde ayak tabanı içe bakar. Buna inversiyon denir. Ve tam tersi de şunu yukarı kaldırdığımızda, şu serçe parmağını, küçük parmağı yukarı kaldırdığımızda, şunu da alta doğru çevirdiğimizde, yani ayak tabanı dışa bakacak şekilde hareket yaptığımızda ayağa eversiyon hareketi yaptırıyoruz. Peki bu inversiyonun diğer adı dış rotasyondur arkadaşlar. İn dediğimizde sanki iç der gibi oluyor. Oradan biraz işler karışabiliyor. Öncelikle bu hareket nerede oluyor? Dedi ki talus ve kalkaneus arasında bu hareketin %70'i oluyor. Yani iç ve dış rotasyonun. İnversiyon dedik, dış rotasyondur. İnversiyon şurası ayağın medyali, şurası laterali arkadaşlar. İnversiyon dediğimizde ayak tabanı içe bakması lazımdı. Yani şuradaki baş parmağın yukarı yukarı bakması, biraz yukarı kalkması ve küçük parmağın da aşağı ve medyale doğru bakması lazımdı. Şimdi bunu yukarı, bunu aşağı getirebilmemiz için yani şöyle bir hareket yapıyormuşuz gibi şurada ne olması lazım? Şurası arkadaşlar. Şurası dışa doğru çıkması lazım. Yani şuradan bir dış rotasyon yapmamız lazım. İnversiyon için. Şurayı şöyle çevirdiğimizde dışa doğru, dış rotasyonu yaptırdığımızda baş parmak havaya kalkıyor. Yani yukarı doğru kalkıyor. Laterale doğru gidiyor. Küçük parmak da içe doğru yaklaşıyor. Ve ayak tabanı medyale bakmış oluyor. İçe bakmış oluyor. İnversiyon hareketini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani inversiyon demek şu eklemde dış rotasyon olması anlamına geliyor. Yine eversiyon da tam tersiydi. Şu parmağın arkadaşlar, baş parmağın aşağı doğru inmesi lazımdı. Aşağı doğru indiğinde, şu küçük parmakta yukarı doğru çıktığında, yani ayak tabanı dışa bakmış oluyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Şunu aşağı indirdiğimizde şuraya da iç rotasyon yaptırmış oluyoruz. Yani şu ekleme iç rotasyon yaptırmak demek, ayağa eversiyon yaptırmak demek. Eversiyon eşittir iç rotasyon, inversiyon eşittir dış rotasyon. Eklem ligamentlerine baktığımızda şurada medyalde gördüğümüz bu kırmızı ile boyalı 1, 2, 3 ve anteriora çevireyim. Şuradaki dördüncü ligament. Bunların dördüne birden ligamentum deltoideum denilmekte ya da ligamentum collaterale mediale. Medyalde olduğu için ligamentum collaterale mediale. Bu ligament arkadaşlar gördüğümüz gibi burasını bayağı kuvvetlendirmiş. Lateralde ise ligamentum collaterale laterale. Şurada 1, 2 ve 3, bunlar hem zayıf hem de birbirinden uzak. Yani birbirini çok destekler bir şekilde görünmüyor. Onun için şöyle arkadan baktığımızda ayak burkulmaları şurası zayıf olduğu için daha çok içe doğru olur. Yani dışa doğru ayak burkulması nadir görülür. Fakat içe doğru daha çok ayak burkulması olur ve içe doğru olan burkulmalarda da şu ligament, özellikle şu ligament nasibini alır arkadaşlar. Şu ligament zedelenir. Bu ligamentlerin ayrı ayrı isimlerini bilmekte fayda var. Ama içtekine tümden ligamentum collaterale mediale ya da ligamentum deltoideum demek yeterli. Yalnız bunlara bunu da bilmek zor değil arkadaşlar. Bir tanesi fibula ve talus arasında anteriorda uzandığı için ligamentum talofibulare anterius. Burada arkada bunun posteriusu bulunmakta. Yine talus ile fibula arasında ligamentum talofibulare posterius ve lateralde kalkaneus ve fibula arasında uzandığı için diğer parçası ligamentum kalkaneofibulare. Kalkaneofibulare, talofibulare anterius, talofibulare posterius. Şu 3 ligament arkadaşlar, bunlar aşırı inversiyonu sınırlar. Bakın, inversiyon neydi? Dış rotasyondu. Dış rotasyon için şunun daha aşağı gelmesi lazım. Bu daha fazla aşağı gelemez. Onun için aşırı inversiyonu engeller ki zaten yırtıldığında da ayak içe burkulur ya da ayak içe burkulduğunda yırtılacak ligament öncelikli olarak şurasıdır. Kalkaneofibulare laterale. Kalkaneofibulare. Şu ligament arkadaşlar. Yine önemli bir ligament daha.
medya ile çevireyim arkadaşlar. Şurada bir ark görmekteyiz arkadaşlar. Şurası bir kemer ya da köprü, her neye benzetecekseniz, yay gibi. Ayağın anatomik pozisyonunda bu arkın korunması lazım. Yani bu arkın devamlılığı korunması lazım. Köprü gibi böyle durması lazım. Ve bunu sağlayan yapılar da nelerdir? En önemli ligament arkadaşlar şurada. Substantia tali, sustentaculum tali ile naviküler arasında uzanan şu yeşil bağı görüyoruz. Ligamenti, ligamentum calcaneo naviculare plantare. Plantar yüze baktığı için, calcaneus ve naviküler arasında uzandığı için ligamentum calcaneo naviculare plantare. Sustentaculum tali'nin talusta olmadığını bilmemiz lazım. Calcaneus'ta olan bir oluşum. Yani calcaneus'tan naviculare'ye uzanmış. Peki nasıl şu arkın devamlılığını koruyor? Şurada bir basınç geliyor bunun üstüne. Talus'un, bakın şurada bu ligamente dayandığını görüyoruz. Talus'un aşağı düşmesine, yani taban düşmesine, pes planus'a engel olan en önemli ligamentlerden biridir arkadaşlar. Ligamentum calcaneo naviculare plantare. Bu arkın diğer adı arcus longitudinalis medialis arkadaşlar. Bu arkın devamlılığını sağlayan 3 tane yapı var. Birini söyledik. Ligamentum calcaneo naviculare plantare. Diğeri ligamentum plantare longum. Ligamentum plantare longum arkadaşlar. Bir tane daha var. Plantar aponevros. O da şuradan tutunup uzanacak. Bu görselde şu anda görülmemekte. Şuraya tutunup uzanan bir aponevros şeklindeki bir bağdır. Bu 3 yapı şuradaki kemeri korumakta, yani düşmesini önlemekte olan yapılardır. Ayakta 3 tane ark sayabiliriz. 3 tane ark bulunmakta, yani korunması gereken. Bir tanesi işte dedik ki arcus longitudinalis medialis, diğeri laterale çevirmemiz gerekiyor. Arcus longitudinalis lateralis, lateralden baktığımızda bu çok da önemli değil arkadaşlar. Arcus longitudinalis lateralis. Diğer bir tane var. Onun içinde şu kemikleri kaldırıp bakalım. Şuradaki tarsal kemikleri saydamlaştırdık arkadaşlar. Şimdi metatarsal kemiklere posteriordan baktığımızda, yakınlaştıralım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şurada bir arkın olduğunu görüyoruz. Arcus transverse arkadaşlar. Arcus transverse. Ayakta korunması gereken dedi ki 3 tane ark bulunur. Arcus transverse, arcus longitudinalis medialis ve arcus longitudinalis lateralis. Arcus transverse'yi koruyan, yani şu arkın devamlılığını koruyan yapı hangisidir? Bir kas tendonudur arkadaşlar. Musculus fibularis longus'un tendonu bu arkın düşmesini önlüyor. Bakın gelip lateralden uzanıyor. Nereye kadar? Birinci metatarsal kemiğe gelip sonlanıyor. Yakınlaştırdığımızda şöyle bu kemikleri de geri getirelim. Bakın gelip arkadaşlar lateralden uzanıp birinci metatarsale kadar uzanıp buraya tutunuyor ve şu arkın devamlılığını sağlıyor. Hangisi? Bu da önemli arkadaşlar. Musculus fibularis longus'un tendonu. Böylece eklemler dersinin de, alt ekstremite eklemleri dersinin de arkadaşlar sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Anatomy Learning programına teşekkür ederiz.